Kıymetli arkadaşlar, bal sahamına başladık. Ekibimiz sağlam. Amcam Üstün Güner kamerayı çekiyor. Abdülaziz abi, Muharrem abi ve Cemil hocamla beraberiz. Bal sahamının bütün aşamalarını sizlere göstereceğiz. Öncelikle bir iki katlı kovan, bir de tek katlı kovanda bakacağız. Durum ne bilmiyoruz. Birazdan şimdi hepsine bakacağız. Bismillah deyip açıyoruz hocam. Bismillah. Ala Eyvallah. bereketillah. Hadi bakalım inşallah. Şöyle, evet. Bu sene biraz maalesef rekolte düşük. Ama yine de hamdolsun umudumuz var. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Burada arı görüyoruz. Biraz yaklaşırsa amcam. Eğer ne yazık ki Cemil hocam ayçiçeklerinin tohumundan kaynaklı böceklenmesin diye bazı kimyasallar kullanıyorlar. Evet. Bunlar da tarlacılara zarar veriyor. Ve nüfus düştü. Evet. Ama çok şükür şu anda biz hani normal rekoltenin bir tık üstündeyiz yine. Kimyasal yok. Evet. Pestisit yok. Ona rağmen güzel bir bal ürettik. Elhamdülillah. Size zahmet bunun katını buradan ayırabilir misiniz efendim şu Ayırırız şekilde? efendim. Şöyle biraz yukarı doğru bana yardımcı olursanız. Evet. Biraz zorlanacağız galiba. Yapıştırmışlar propolislerle. Evet. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi abi arıyı defalarca kez çırpmama. Evet. Abiniz abi bir saklama kabı alabilir miyim kapağıyla beraber? Ama Şimdi işte Abdülaziz abi, Allah fesen gelmesin. şöyle Sonra benim yanına doğru göstermek istiyorum. arkalarından. Amca bir yaklaşırsan. Mesela arı 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtada. Bak bu çıtalar boş. Evet. Gördünüz mü abi? Evet doğru. Yani arıyı sıkacağız. Arı düşüşe geçmiş. Hmm. Bu sebepten dolayı. Katı koyduğumuz için biz buraları kapatmışız. Bunları da temizliyorum. Şu şekilde. Şimdi iki katlı arıya bakarken her zaman ikinci kattan değil alt kattan bakılır. Evet. Bunun sebebi arıyı ben şimdi buradan bir tane petek alsam. Silkelemek Evet iki defa silkelemek için. Ben bu peteği alsam, bunu bu şekilde yapsam, bu sefer bunu aldığımda tekrar onu yapacağım. Arı daha da çok hırçın olacak. için. Şöyle mesela alt kattan aldım. Şu parlamayı görüyor musun? Bir bal var. Evet. Ama bu süzülmeye layık bir bal değil. Doğru. Ama yumurta alanı güzel. Yani ben bunu çaktırmadan kenara koyuyorum. Bunu birazdan ya Tekrar bu göreceğim. kovana ya da başka arılara kuluçka için vereceğim. Şimdi buradan başlıyorum. 10. çıtadan başlıyorum. Bismillah. Evet. Güzel, orası gayet güzel kalabilir. 10. sıradan başlıyorum. Evet. Şöyle balı var. Şöyle bir hissederseniz abi, bak aslında yok gibi gözükse de balın ağırlığını Evet. gördünüz. Bunu koyacağız. Bir tane bal fırçamız vardı ama aşağıda kaldı herhalde. Ben şöyle hızlı bir Ağırlama mı? şekilde silkeliyorum. Yok tamam, bunu koyabiliriz. Bu sağıma gidecek. Kapağını kapatalım ki arı gelmesin. Balı var. Bu Evet, aynı. makinede şey yapılacak. Evet, ses. Arkadaşlar siz ses duymuyoruz ama harika bir ses var. Evet, sesi de az çok duyabilirler. Bak abi, bunda da çok az bir bal var ama sağıma gidecek bir bal değil. Fakat esmer petek bizim için çok önemli. Sonbaharda çok önemli esmer petek. Çünkü arılar sonbaharda kuluçkalarını esmer peteğe yapar. Yani esmer petekle kışlama oranı daha yüksek. Ne yaptım? Bunu da çaktırmadan cebe koydum. Çünkü bunlar bizim için önemli. Bir diğer peteği aldım. Baktım. Sırlanmış bal. Şu şekilde balın siz tutar mısınız bir? Bakın aslında ağırlığını görmenizi istiyorum. Nasıl? Bal? İkinin üzerinde değil mi abi? Evet, ikinin üzerindedir. Yani balı var. Gayet güzel. Bunu ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle alıyoruz. Buyurun efendim. Abdülaziz abiye veriyoruz. Evet, Abdülaziz abiye veriyoruz, alıyoruz. Buna da baktık. Tam da az önceki dediğim gibi yine esmer, güzel, Evet. gözenekleri güzel. Bu da kuluçka için değerlendirilebilir. Boş. Balı yok. Buna bakalım. Şimdi Kaldığından beri yavru burada yok değil mi abi? yok. Evet, çok güzel. Aynen o. Yavruya bakıyoruz abi. Evet. Yavruya baktım, Yazdın mı abi anladınız. seni? Dinledin derslerini mi? Evet, çok teşekkür Rüzgar ederiz abi. olmayacak. Evet. Ama bu Var o testi yapılacak. mecbur şartlar şu an için şeyde. Bu Hava da iki güzel. kilodan fazla. Evet, 2 kilodan fazladır. İki Sırını kilodan alacağız hemen hemen iki ve kilo var.
bal olarak sağımını yapacağız. Otur dediğinizde ne kadar beyaz parlak. Evet, orasıdır. Şimdi bak, burada ben görmeye başladım. Bu alan kapalı yavru olanı. Bakalım. Sizden önce hanım diyor ki bana, ya diyor, hiç bal almıyorsun. Yavru var. Kıyamadım. Bakın yavrular, ben şu an bunun içerisindeki günlükleri de görüyorum. Evet. Evet. Bu tarafına da bakıyorum. Bak. Mesela çok güzel bir balı var. Evet. Eğer biz sağımı şu çadırda yapsaydık, bu petek sağılırdı. Çünkü neden? Sağıp tekrardan evet. verecektik. Evet. Ama biz biraz hijyen olsun diye, biraz evet. da rahat edelim diye boş bir depomuzda temiz, hijyen bir ortamda yapacağız. O sebepten dolayı bu peteği şimdilik almıyoruz, ona bırakıyoruz. Ama avantajımız hediyemiz olsun. Hediyemiz oldu. Evet, şuradan yine bakın arıların parlaklığını görüyorsunuz. Çok az yakından gelir misin amca? Bir tane varroa dahi göremezsiniz üzerinde. Tertemizdir arılar. Yani hiçbir kalıntısı yok. Evet, yine kapalı yavruları gördük mü abi? Az. Evet. Neden? Arı biraz buna bala gitmiş. Evet. Ben bakıyorum. Yavru. Ben günlükleri görüyorum şu an bir sürü. Evet, çok da güzel günlükleri var. Aslında ana arıya bakmadık. O çıtada da olabilirdi ana arı. Ama şu an sadece günlük var mı yok mu, kapalı yavru yok mu ona bakıyorum. Bala odaklandık ya. Evet. Ana arıya hiç var mı yok mu diye bakmadık Abdülaziz abi. Ama günlük gördüm. Evet. Bunu da almıyorum. Çünkü neden? Biz vicdanlı hareket etmek zorundayız. Bunu evet. bu yıllık düşünmeyeceğiz. Evet. Yani yaklaşık burada 2,5-3 kilodan fazla bal var. Şöyle bakar mısın bir abi? Evet. Bak, bunu da söylemiyorum. Bu 3 kilo var. Evet, bu da o şekilde. Ciddi bir bal var. Buna da bakıyoruz abi, durum neymiş? Ben gördüm bunu şimdi kenardan ama şöyle bakalım. Evet. Harika bir yumurta alanı var. Müthiş günlükler var. Yani bu kovan aynı zamanda şeye de geçecek. Yani çok da güzel yumurtlamış. Bakın şimdi birazdan bir tüyo göstereceğim sizlere. Bu arada çaktırmadan hızlı bir şekilde anarıya bakıyorum. Hani görmem şart değil. Hani var mı? Gözlük görebilirsek diye bakıyorum. Çok rüzgar var. Müthiş bir yavru var. Abi bak, burada yapacağımız şey şu. Bunda var mı? Var, bal. Bal, bal. Ama hepsinde yumurta var. Değil mi? Evet. Bunda da büyük ihtimalle yumurta çıkacak şimdi. Evet. Yeterli. Körük arıcının silahıdır abi. Biraz saldırıyor mu? Evet abi. Çok güzel bir kapalı yavrusu var. Birazdan bir hille yapacağız onları. Hille dedim. Aslında bir yöntem yapacağız. Güzel bir yöntem yapacağız. Evet. Buna da bakıyorum. İnanılmaz bir kapalı yavrusu var. Gayet güzel bir şekilde her şey. Evet. Bu tarafa da bakıyorum. Evet. Abi sürekli ateş ediyorsun. Durayım mı? Yok, durabilirsin. Biz de aksi söylenmedikçe devam derler. Maşallah abi, maşallah. Evet. Şimdi burada şu önemli. Bu blok petektir abi. Bu blok peteği her zaman başta koyarlar ve buna genelde arılar yumurta atmaz. Bu onların sigortasıdır. Asfalye der eski arıcılar. Asfalye ne demek? Sigorta demekmiş önceden. Evet, asfalyalarımı attırma. Bu aranın sigortasıymış. Bakın hiçbir şey yoktur ve bu hemen hemen en ağır petektir. Blok petektir. Şöyle ağırlığını görmeni istiyorum abi. Yani bu baş petek evet. blok petektir. Fakat biz şimdi bir şey yapacağız. Evet. Körük yeterli efendim. Tamam abi. Sen söyle bana. Evet. Şimdi arkandan. Ya tomataya bağladım ya. Şurada bir tane şurupluk alıyorum. Arkadaşlar biz kovanın arkasına geçtiğimizde sağdan çalışıyoruz. Hı. Sağdan çalıştığımız için de bu kısım şuruplu her zaman başa koyun. Çünkü sağımdan sonra besleme yapacağız. Hı. Artık kışın da besleme yapacağız. Biz arıya ne zaman bakacaksak, bundan sonra seni yormayayım alayım. Bakın şurupluğun yanına bunu koyduk. Yorulduğumdan değil de koştuğumdan. Evet. evet. Koyduk. Biz diyelim ki bunu kapattık mı?
Bunu kapattık. Şurupları açacağımız zaman şuradan açacağız. Amca şöyle gelirsen. Bakın arıyı rahatsız etmeden kışın bile olsa hemen şuradan şurupluğun içerisine dökeceğiz. Arıyı rahatsız etmeyeceğiz. Eğer şurupluk sonda olsaydı bunu komple açmamız lazım gelecek ve arı rahatsız olacaktı. Aynı zamanda bu şurupluğun altına dalak örecekler. Dalak örecekler ve oraya da bal yapacaklar. Burada da kışlama oranı çok yüksek. O yüzden şuruplu, yarım şurupluk ve birinci çıtayı almak en güzeli. Buna kıyamadım abi ya. Ona evet. Kalsın. Bak kaç kilo bal hemen hemen ona kaldı. 3, 5, 7, 9, 11 kilo falan bal var. Biz kapalı yavruyu gördük mü durduk. Blok olanı değiştirebilirsiniz. Amcam dediği gibi blok olan çok kuvvetli değiştirebilirsiniz dedi ama ben pek ellemeyeceğim onu. Şimdi çünkü bize bu arı seneye de lazım. Aynı zamanda farklı bölebiliriz, şey yapabiliriz. Onların da huzuru önemli. Evet, iyice sıkıştırmaya başladım. Evet. Bu yine sıralama aynı şekilde mi oluyor? Evet, 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 evet. Çok güzel bir şey söyledin. Ama burada şöyle bir şey yapacağız. Bak abi. Buradaki kapalı yavru alanı çok az. Evet. Bu son yavrulu petek olarak kabul edeceğim ben. Tamam mı? O yüzden ona yumurtlayabilsin diye şöyle güzel boş bir petek koyuyorum. Anlatabildim mi abi? Bak. Sonra son kapalıyı koyuyorum. Aslında bu da kapalı ama bunu yok gibi kabul ediyorum şu an. Ya sondan bir öncekiye. Ya da ikiye koyabilirdik. Bunu bu şekilde. Şimdi arımız bu da hafif biraz ballı gibi. Kışa girerken fazla peteklerini alacağız. Bu arıya bu çıta sayısı yeterli abi. Tamam. Yani şuruplu da ilave edersek ki ilave etmemiz lazım, saymamız lazım. Çünkü altına dalak yapacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da 7,5 diyebiliriz. Evet, doğru. Bu yani onun için gayet güzel bir şey. Şimdi buraya kadar bu işlemi bitirdik mi? Bitirdik. Üst kata geçiyoruz. Neden üst kattan başlamadık? Tekrar söyle abi, sen güzel bir şey söylemiştin. İki kere üst üste çırpmamak için, rahatsız evet, etmemek için. Evet, arayın. Ses gelsin. İki kere üst üste aynı arıyı çırpmayalım diye. Şimdi kontrol edelim bakalım. Evet, bu boş petek. Arıyı birdenbire durdu. Rüzgar da var. Evet. Nektarı da yemeye başladılar. Evet, bu güzel. Bunu alacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle bakabilir misin abi? Tahmini senin tartısı şeyin güzel. Abi bu 1,5 kilo. Evet. Onu da alıyoruz abi. Alayım mı? Evet. Abi bu sana. Bak sırlanma bu oluyor işte. Şöyle göstereyim. Bu neden oluyor abi senin? Bu paket, paketleme. İş bitmiş, paketlemiş artık. Paketlemiş tabii. Bak, bak mühürleme. Bravo abi. Biz de bunu birazdan böyle kazıyacağız. Ve beraber alttakisine üstüne amcam ekip başı sizin. O yönlendirecek. Tabii. Bilmediğimiz bir alan. Evet. Bak güzel. Ballık kısmından da çok güzel bal çıkıyor şu an. Her kovandan çıkmıyor. Bazen de sıfır çektiğimizde oluyor. Yani kovandan kovana da bir değişiklik söz konusu oluyor. Çok güzel. Bak. Tabii sağım yapılabilir. Evet. Bu da güzel. Şimdi birazdan bir de zayıf bir kovana da bakarız. Onu da gösterelim izleyenlere. Gerçi bu da çok kuvvetli bir kovan değil. İki katlıdan düşmüş. Evet. Evet, bu da güzel. Hoşuma gitti. Ama kovanda çok ciddi bir düşüş olmuş. Arı bir önce yavruya yatırmamız lazım. O yüzden besleme yapmamız şart. Evet. Şöyle bak. Parlamaya bak abi. Onu yeni dolduruyor. Tabii. Şimdi doğada şu anda kademeli olarak geç ay çiçeği var mı? Var. Yani bu arı kendisine biraz daha nektar getirecek. Evet. Onu gölgeye bir yere alsak, bir tane daha alsak Abdülaziz abim. O bende. Evet. Amcam ana rızgarası da koyabilirsin diyor. Ana rızgı yukarı çıkmazsa diyor. Tabi ama 1 ile 2'nin arasında biz biraz endişe ediyoruz. Çünkü anarayı kesme durumu da söz konusu olabiliyor. Ama şu an için her şey yolunda. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok herhalde abi.
Şimdi bu arılar bak buraya öbek yaptı eski yerine gördükleri için. Evet. Onlar birazdan buraya da geçecek. Kapalı yavrularını saracaklar. Yani her şey yoluna. Gölgeye koyalım ki erimesin. Evet, gölgede. Evet efendim. Tamamdır. Şimdi bunu da alıyoruz. Evet, şöyle maşallah. Evet. Yani sağıma gider. Bu arada arkadaşlar işte 5'te 2'si 4'te 3'ü sırlanmalı evet. mı? Sırlanmamalı mı? Evet, kitaplarda 5'te 2, 5'te 3, 4'te 3 denir. Ama bu yöreye göre değişebilir. Havalar serin gider, iklim gider. Peteği aldınız, bu şekilde yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde dökülmüyorsa ve sırlanma emaresi varsa bunu sağım yapabilirsiniz. Evet. Bugün sohbet ederken bir şey dedik. Mum salgılama işlemini 12 ila 18 günlük yavru arılar yapar. Eğer kolonide 12 ila 18 günlük yavru arı sıralamasında bir zincir halkasında kopukluk olduysa, o ara ana arı yumurtlamadıysa eğer, bu sırlama işlemi de olmayacaktır ya da eksik kalacaktır. Ona aldanmayalım. Koyuysa, eğer çok aşırı koyuysa ne yapacağız? Evde, çok aşırı duruysa bal ekşimesin diye evde, ev ortamında dinlendirme kazanında ya da tenekelere sağdıysak üzerine tülbent örteceğiz. 3-4 gün balı havalandıracağız. Bismillah. Bu da güzel. Evet. Bu da iyi. Bu da sağılır. En azından petekler bir kere mahsus yalansın. Bakın şöyle. Bu petekleri biz daha sonra buzhaneye koyacağız. Aslında bunları sağdıktan sonra tekrar vermemiz lazım. Ama ben önceden sağılmış peteklerim olduğu için bu kenardakiler gibi işlemi yapa yapa gidiyorum. Arıyı bir kereye mahsus şey yapmıyorum. Kapalı peteği, kapalı yavruyu gördüğümüz an duruyoruz sağımda. Vicdanlı sağım bu şekilde olur. Yani arıya da ciddi bir bal bırakıyoruz. Evet. Şöyle. Bak polen de var. Bunları aynı zamanda biz buzhaneye de koyacağız. Fırçamız vardı aşağıda kaldı ama şimdi bu şekilde yapıyorum. Şöyle bakabilirsin abi. Ağırlığımıza. Hani gayet de güzel. Sonra katlık yarılarımızı şöyle elimizle kibarca içine atıyoruz. Evet. Bazıları diyecek ki hocam sen arılarına sonra vuruyorsun sana bir şey yapmıyorlar. Bu bizim arımızın genetik olarak ırkıyla alakadar bir durum. Sakin bir evet. arımız. Ama arıyla sakin olacak diye de bir şey yok. Şu an her şey yolunda. Biz balı çok fazla bıraktık. Biraz daha sert bir sağım yapıyorsanız muhakkak içine besleme yapmak zorundasınız. Normalde şu anda sağım yapar yapmak buna kek vermek, şurup vermek en doğrusu. Çünkü arılar birazdan bir koalisyon oluşturacaklar. Onlar da insanlar gibi sosyal canlılardır. Bir örgütlenme yapacaklar. Ve içerideki balın stok analizini çıkaracaklar. Ne kadar balımız var diye. Biz dedik ki 11 kilo diye. Onlar da bu rakamı bulacaklar ve kişi sayılarına bölecekler. Diyecekler ki eyvah tehlike var. Kıtlık düşecek. Biz öleceğiz. Ölmeyelim diye en yaşlıdan öldürmeye başlayacaklar. Kendilerini korumaya alıyorlar. Biz buna engel olmamız için vicdanlı olup onları bu streste hemen besleme yapacağız. Yani her şok müdahalede bir besleme yapmamız lazım. Diğer aşamalara geçeceğiz. Şu anlık bunu kapatıyoruz. Bismillah. Bize hak edeni verdi mi? Verdi. Verdi elhamdülillah. Evet. Allah'ımıza da hamdolsun. Görevini yaptı. Evet. Şu an bir tane de küçük bir kovana beraber bakalım olur mu? Onları alacağız. Evet çok güzel. Güneşte de kalmamalı. Evet. Beraber şöyle yürüyelim. Biz ikinci katını atmadık mı? Aldık. İkinci katı artık aldık. Tabii. O teke düşürdük onu. Evet, şöyle beraber devam edelim. Tabii sağım yaptığımız için ortalık biraz karışık. Evet, ben bu sırada kalmıştım. Rastgele açıyorum şu an, buna bakalım. Bir körük yapabilir miyiz hocam? Abi, duman az gibi ama sorun yok. Evet, bakın zayıf bir arıya bakalım. Evet, durum neymiş? Biz tabii sürekli geziyoruz. Fark etmez. Şimdi şöyle
Bakın arı 1, 2, 3, 4 çıtaya düşmüş. Şuruplu, evet. Şuruplu kardeşine. Şurupluk var. Evet, çünkü neden? Tohumlar. Ve biz de biraz fazla gezdik biliyorsunuz. Video çekeceğiz diye oralara buralara. Arıya fazladan petek var şu an burada. Çok fazla evet. Petek var. Ve bal olup olmadığı belli değil ki bal yok gibi geliyor. Ben buradan görüyorum aslında yok. Sadece şu peteklerde bal var. Şuraya kadar bal var. Bakın bunu hemen alacağız. Hızlı bir şekilde. Dediğim gibi tam harika bir kuluçkalık. Bunu da sonbaharda artık esmer peteğe geçeceğiz. Sonbaharda artık esmer peteğe geçeceğiz. Bakın bunlar hep fazla. Arı, bakın bunda bal çıktı. Şöyle elini alırsanız yağlıyor. Abi. Evet. Evet, bal çıktı. Şimdi durdum. Ben buna da bakıyorum. Bakın, bunda da bal var. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bak, şurada şöyle göstereyim. Bu küçük olduğu için hızlan bir anaya da bakalım isterseniz. Fazla bizi üzmez bu, çabuk buluruz anayı. Evet. Bakalım bakalım. Arılar çok güzel. Kıpır kıpır. Kapalı yavru burada başladı. Şu çıtada da başladı. Evet. Anayı çabuk görürüz diye umut ediyorum. Bazen de yüz görünmüş diyor. Evet bak ana burada. Şöyle yakından da çekilirse. Bu bizim bu yılın tabii bu yılın ana arılarından. Evet bu yılın ana arılarından. Evet saklanıyor. Bunu koyduk mu? Bakın burada kapalı yavru vardı değil mi? Ne yapacağım? Harika bir kuluçkalık. Onu birazdan alacağım. Evet esmer. Bunu buraya koydum. Ana yumurtlasın istiyorum. Bunu da böyle koydum. Bakın burada blok petek. Full bal. Onu da alayım. Bu da damat beyin kayınçosundan mı derler? Bir şey derler değil mi? Hediye, şabo gibi bir şey derler de. Bunu da böyle koyalım. Evet. Bu da maksat almış olmak için alalım. Bunu da. Tabii. Bunu da almış olmak için alalım. Evet aldık. Evet. Ve şimdi bu bize gerekeni verdi. Hatta bu çıta fazla bile. Yani hatta 1, 2, 3, 4 çıta yapsak olur ama ballı diye ona bırakıyorum. Bir de yumurtlama alanına bırakıyorum. Şimdi çuval vardı. Evet. Ama bunun çuvalını da ben değiştirmek istiyorum. Çünkü güneşten artık böyle çok yandığı için çuvallar değiştirilmeli. Evet, hava da rüzgarlı. Burada yapacağımız şey şu. Hava çok sıcakmış, şuymuş, buymuş, aldanmayın. Arıyı bakın güvenlik amaçlı bu şekilde sarıyoruz. İçerideki ısıyı hem serinlik hem de sıcaklık olarak muhafaza ediyoruz. Yani sadece sıcak olacak gibi düşünmesinler. Bu şekilde onlar için çok büyük bir avantaj. Ve yumurtlama olanı. Ve bunu yavaş yavaş süngerle biraz daha şuralara kadar kapatacağız. Çünkü artık bu saatten sonra sarıcı arılar, eşek arılar başlayacak. Neyse, uzun lafın kısası. Biz devam edeceğiz. Tamam abi. Arkadaşlar da amcamın ekibiyle beraber onlar sağım yapacaklar. Tamam. Biz onlara petek götürüp sağımı da birazdan görüntüleriz hocam. Tamam. Oldu. Kolay gelsin. Haydi bakalım kolay gelsin. Evet. Sağımız oluyor şu anda. Gördüğünüz gibi yani biz iç sağım yapıyoruz. Yani daha hijyen olsun koşullarda diye. Evet. Şimdi peteklerimizi bu şekilde saklama kaplarımızla getirdik. Buraya. Temiz bir ortam. Sonrasında burada Hüsnü Bey sır alma işlemi yapıyor arkadaşlar. Yine sır alma kazanımız dahi krom içi kaplama ve paslanmaz. Buradan gelen süzülen ballar tekrardan bu kovaya geliyor. Şu anda bal yoğun herhalde güzel. Sonrasında oradaki peteklerde burada bal sağım makinesine konuyor. Evet bunlar bitti mi abi? Evet Abdülaziz abi şöyle içindeki balları biraz akıtıyor. Evet. Bu şekilde. Balın rahiyası nasıl abi, güzel mi? Çok güzel. Aroması çok güzel. Oh. Güzel mi abi? İnsanın boğazını yakıyor. İşte diyorlar ya balın kalitesi boğazını yakmaktan. Çok güzel. Evet. İşte bu olur. Abi hayırlı olsun. Bal. Süzüm işlemimiz burada. Ben petekleri çekmeye devam ediyorum. Sevgili Cemil hocamızla beraber.
Yemin hocam petek çekimi nasıl? Harika abi. Güzel. Yusuf'a vereceğim, tadına bakacağım. Hadi bakalım. Gel Yusuf. Benim evladım Yusuf'um. Yusuf. Evet arkadaşım. Evet bak bakalım tadına. Yusuf ağzını aç. Hazır mısın? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalite kontrolcümüz. Kalite güzel mi? Evet. Tamam. Ayşecik sana da vereyim mi parça? Evet. Gel. Evet burada. Tadına bak. Evet, çaya dokunuluyor, öyle mi abi? Tekrar. Oh, 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 oh. Maşallah, maşallah. Şeker kontrol müdürümüz, güzel mi? Abi, karşı kontrol müdürümüz tamam ya. Herkese bir alayım mı? Tavsiye ediyor mu herkese? Herkes alsın evet. mı? Evet. Herkes yesin mi? Evet. Şimdi burada oldu herhalde abi. Evet, dolmak üzere. Daha sonra bunu... Başka bir kazana koyacağız. Başka bir kazana. Yani bu işlenme tamamen hijyen içerisinde tabii. yapılıyor. Yani kaşıklar da tek kullanılır değil mi abi? Burada tüketilen bal helaldir şeyde. Üretim aşamasında öyledir, adettir bu. Herkes gelir, herkes yer. Evet, makine de güzel herhalde. Altılı makinemiz. Evet, süzen. Güzel bir makine. Şu anda krom. Anne bana da bakın da. Evet. Sen dayını görmemişsin, dün dayı geldi. Şimdi burada bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Abi bunu bana alsana. Bunu da alamazsın. Hayır Yusuf. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Şimdi hop hop biraz yavaş. Aman. Evet. Bunu aldık. Sonra süzeye. Oraya zaten süzülüp gideceğiz. Burada dinlendirmeye koyuyoruz değil mi? Evet. Germek lazım bunu. Evet. Bismillah. Evet. Adı nerede? Adı nerede? Şu anda böyle süzülecek. Tertemiz. Buradan sonrası artık depolama. Paketleme. Paketleme diyebiliriz. Hemen durdun. Tamam. Evet. Evet güzel. Ya, güzel. Şu anda Yusuf, dolmuş gibi. Evet. Çay oluyor. Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bir sahamı bitirdik ama bayağı bir yorulduk. Ekip sağlam arkamda. Çok da bereketli bir sezon olmasa da yine Allah bereket versin. Şükreden insanlarız. Bu sene rekolte biraz düşük ama bal gerçekten çok güzeldi. Ve boğazı yakıyordu. Zaten gördünüz petek alışlarımız hepsini. 3 gün tam sahamız sürdü. Evet, ekibimizin kaptanlarından biri sevgili Adnan abi. Sezon güzeldi. Elhamdülillah. Bereketliydi, güzeldi. Evet. Yorucuydu. Yorucuydu. 1000 kavanoz balımız çıktı. Yani 1000 kavanozu sıkmak, evet. doldurmak, evet. Süzmek zahmetli işler yani. Zahmetliymiş abi. Evet, zahmetli. İlk kez bir bal sahamına katıldın. İlk kez. Ama güzel oldu. Yani yerken bu kadar zahmetli olduğunu düşünmüyor insanlar ama evet. Soframıza gelene kadar bayağı bir ne işlemlerden geçiyor. Emek harcanıyor yani. Abi çok teşekkür ederim rica sana. Emeklerin için. Ben teşekkür ederim. Değer kattın sohbetin içinde. Yine abilik yaptın başımızda eksik olma. Maşallah. Çok iyi evet. sohbetim olur ya. Balları aldık. Canım abim benim. Balları aldık. Evet onları saklama kabına yani petek kabına koymaktan sorumlu kişi Adnan abimizdi. Layıkıyla yaptım. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Evet kıymetli Zafer Bey kendisi de iyi bir arıcıdır aslında. Daha önceden de bana çok yardımlar oldu. Seneler öncesinden beri kendisi her konuda bana yardım eder. Ama sen biraz kaytardın ya. Biraz işin şimdi, sonuna geldin. Tabii, işin içinde başka işlerimiz de oluyor evet. tabii. Yani sadece arıcılıkla değil. Yine ama sezon mümkün mertebe iyiydi. Evet. Baştan sona daha da güzel sezonlar gördüğümüz yok, için yok. Biraz buruk olduk ama bereket versin. Bereket versin. Bereket versin. Tabii ki. Yani şimdi sen de taşıdın. Peteklerimizi götürdük. Bu arada peteklerimizi süzdükten sonra da soğuk hava depomuza yerleştirdik.
Yine burada bir soğuk hava depomuz var. Orada muhafazasını yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz emeklerin için. Rica ederim. Arkadaşlara da emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki sezonda daha da iyi, daha da bereketli bir sezon. Evet. Abdülaziz abi, ekibin başkan yardımcısı. Şimdi kaptan burada. Başkan yardımcısı. Başkana birazdan geleceğiz. Başkanı görüyoruz. Abdülaziz abi ne diyorsun? Nasılmış sezonumuz? Güzel miydi? Yani şöyle ben de geçeyim. Bizim açımızdan daha önce böyle bir hasat mevsimi etkinliği yaşamadığımız için bizim için tabii biraz yorucu. Biz bazı sürprizlere şahit olduk. Evet. Efendime söyleyeyim. Yani emeğin, verilen emeğin karşılığının ne kadar tatlı olduğunu ya, bizzat müşahede ettik. Layıkıyla yapıldığında her zaman söylüyorum. Arıcılık en helal meslek. Evet. Layıkıyla yapıldığında eğer şeker beslemesi, yani üstümüz başımız şu an perişan. Ya dediler böyle çeker miyiz? Birazdan şu güzel insana geleceğiz. Yarım kilo göbeğinde bal ve bal mumu var. Yani bunu da götüreceksin herhalde İstanbul'a beraberinde. Yani bunu da bir darasını... onu da darasını düşelim. Neyse onu konuşacağız birazdan. Abdülaziz abi. Dostlarımıza duyurulur. Bu emekleriniz için ben de sizi yürekten kutluyorum. Elimden geldiğince ben de destek olmaya çalıştım. Güzel bir sezonu tamamladık. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Birazdan yarım kilo dara tişörtünde götüren adama dönelim mi dersin? Gönderelim. Buyurun. Evet bakalım. Muharrem abi nasıldı sezon? Abi elhamdülillah yani... İlk defa katılıyoruz. Evet. Diğer arkadaşlar gibi. Daha önce görmemiştik. Tabii bir kilo bal almaya gittiğimiz zaman balın kilosu 300 lira dedikleri zaman oha evet. Derdik. Evet. Ya 300 lira bal olur mu? Nedir bu? Neyin nesidir? Ya. Ama emin ol ki gerçekten daha fazlaymış balın değeri. Yaşayarak. Çünkü değil. Aynen öyle. Evet. Çünkü bunun her aşaması bir emek. İnsan sarf ediyor. Aynı zamanda elimizi falan evet, ineliyorlar, şişiriyorlar. Elini şu an tutamıyor, toplaşamıyoruz. Yani vallahi avucumun içini açamıyorum. Arabanın vitesini bile kullanamıyorum. Yani onun için hiç kimse bal pahalı, bal şöyle, evet. Bal böyle demesinler. Bizim balımız da kalitelidir. Evet. İnşallah yani yiyenler gerçekten iyi bal olduğunu anlayacaklar. Kesinlikle. Kıymetli abim, balları topladık, aldık ve bunu şöyle bir güzel bir şey yaptık. Çok hijyen yaptık. Evet. Yani hijyen bir sağım deniyor bu sağım şekline. Kapalı yavrusunu almadan temiz ev ortamında yapılan evet. Sağımlar. Krom kazanlar kullandık. Paslanmaz krom kazanlar kullandık. Aynen. Tamamen kavanozlamaya, yani tenekeye de değil, direkt kavanozlamaya geçtik. Tabii bizim kavanozlarımız yetmedi. Yine stoğumuza tenekeye de koyduk tabii evet. Ki. Yine ya o kadar da kötü değil. Yine bereket versin. Petek balımız çıktı. Yani bereketli bir hamdolsun. Şükretmek lazım gibi. Tabii canım. Yine yakın çevrenden senden yine bal temin etmek isteyenler aşağıdaki numaradan da sana ulaşabilirler evet. Muharrem abi. Aynen sen de ulaştırırsın öyle. Herhalde kendini. Yani inşallah. İstanbul'a özellikle. Yani İstanbul'a Türkiye'nin her yerine ulaştırırız. Öyle inşallah. Mi? Her yerine abi, ulaştırırız. Allah. Numaralar aşağıda. Yeter ki beni bu numaradan evet. Takip etsinler 0530 394 3589 numaralı telefondan beni arasınlar. İstedikleri gibi evlerine adres gönderebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. İyi ki seni tanıdık. Allah razı olsun. Allah abi. Senden de hepimizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Biz, yoksa bu ortamı 53 yaşından sonra ben bu ortama katıldım. Bundan sonra sen olmasaydın da çok zordu. Daha güzel olacak. Sana çok teşekkür daha ediyoruz. Daha güzel olacak. Evet başkanımıza geçelim. Evet. Kaptandan sonra başkan. Cemil abim, iyi ki seni tanımışım. Senin vesilenle bu kadar kıymetli dostları tanıdım. Hep vesile oldu. Bende yerin çok ayrı. Çok teşekkür ederiz. Tabii bir akademik kariyerin var. Akademisyen olarak da bu emek tabii ki çok emeklerde bulunmuşsundur. İnsanlar hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Ama bal emeği gerçekten de zahmetli değil mi abi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Muharrem abime katılıyorum ben. Eskiden hani balın fiyatını sorduğumuzda şu fiyat dediklerinde ya pahalı diyorduk ama işte bazen gerçek bal, bazen çakma bal bunlar değişiyormuş. Biz de mesela balın
donmayacağını düşünüyorduk ama sizlerden ya. Gerçek balın donduğunu, donabileceğini evet. öğrenmiş olduk Çiçek arkadaşlar. Çiçek balları donmak zorundadır. Evet, yani buradan balı donan arkadaşlara ya da niye donu diye esnafa, üreticiye kızan arkadaşlara sözümüz, gerçek bal donuyor. Lütfen insanları kırmayın. İşin aslını bilmeden, tabii. düşünmeden de yanlış işler yapmayalım. Bir kere bir yerden bal almıştık dedi. Bir hikayesini anlatmıştı. Esnaflık yapardık. Babamla dedi. Akşam evet. sahne yaparken. Evet, Muharrem abi onu. Muharrem abi demişti. Bal dondu diye bütün insanlar geri getirmişti aynen, dedi. Aynen. Halbuki çiçek balları kristalize olur. Halk dilinde donma, şekerlenme tabiri kullanıyor. Bir de kimyasal kullanmadığımız için petek ballarında da abi güvelenme söz konusu oluyor. Aslında küçük bir tabletler var. Bunları atıyorsun. Biz kullanmayacağız. Ambar ilacı olarak abi tabii ki kullanmayacağız. Yani olur da küçük mum güvelenmesi emareleri gözükürse bu peteğin de doğal olduğundan olduğunu belirtmek istiyoruz. Kurt değil. Bal kurtlanmaz. Evet, bu mum güvesinin yani kendisini yaşama çevirme hali. Evet. Bu tamamen doğal olduğundan dolayı. Eyvallah. Lafını kestim abi. Estağfurullah. Yani Soner abimiz zaten bu konuda bizim üstadımız. Allah razı olsun. Trakya'yı iyi ki tanıdık. Trakya bize hayır getirdi, bereket getirdi. İnşallah. Zaten kardeşlerimizin her biri de birer değer. Allah onlardan da razı olsun. İnşallah bu birliktelikle, bu beraberlikle, bu bereketle beraber yolumuza İnşallah. Devam ederiz. Allah yolumuzu açık etsin. Söylemek istediğim burada, biz bu balı ısır işlemden bir kısmını geçirdik. Evet. Ama bir kısmını da özellikle bıraktık ki içinde polen parçaları farkı, var. Farkı da görün istiyoruz. Farkı size. Gözüksün diye arkadaşlar. Biz gözümüzle gördük. Yani onun için o içindeki polen parçaları işte bunlar nedir falan diye düşünmeyin. Onlar da arının getirdiği polenle diğer şeyler de arının içerisinde zaten yani balın içinde mevcut. Yani size iki çeşit bal gösterdim. Şimdi evet. Bütün bal ısı işlemden geçti diye anlaşılmasın. Isı işlemden geçen bal da var. Numunelik filtre, olsun. Filtre rasyondan. Evet. Bal biraz daha geç kristalize olur. Daha berrak olur. Evet. Daha böyle durur bir renk olur. Ama bizim şu anda asıl %98 oranındaki yaptığımız üretimde polen tanecikleri var. Mum tanecikleri bile içinde var. Sizin dediniz. Evet. Ve arkadaşlar kamera önü bu kadar güzel ama kamera arkası bir o kadar yorucu. Ellerimiz, ayaklarımız, sağımız, solumuz hep arı ısırdı. Başta biraz zor geliyordu ama şimdi biraz alıştık. Evet. Elhamdülillah. İnşallah onun da bir bereket olur. Onun da getirdiği bir helalliği olur. İnşallah şimdiden haklarınızı helal edin. Allah el mübarek etsin. Anladım. Yiyenlere de afiyet ve şifa olsun. Soner abime de tekrar Hepimiz teşekkür için. Ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan da. Buyurun abicim. Evet, görüşmek üzere. Çiftçi TV ailesine buradan bay bay yapalım. Allah'a emanet olun.